Ama gün yüzü görme benden sonra. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir 5 dakika önce Almanya'ya gelmenizi gerektiren 10 adet videoyu yükledim. Almanya'ya gelmeniz için 10 sebep diye bir video yüklemiş olabilirim. Yüklediysem eğer bu yukarıdan izleyebilirsiniz. Şimdi de Almanya'ya neden gelmemeniz gerektiği konusunda bir şeyler söyleyeceğim sizlere. Oraya gittin, yerleştin. Efendime söyleyeyim, video çekiyorsun. Şimdi de bize gelmeyin mi diyorsun diye yorumlar mutlaka gelecektir. Neden gelmemeniz gerektiğini anlatacağım arkadaşlarım. Birinci maddemizden başlayalım. Şu an bu videoyu çekerken 1, 2, 3, 4 tane, bu 8 oluyor, 4 tane ışık var arkadaşlar. Çünkü şu an saat 2 olmasına rağmen hava karanlık. Dışarıda acayip bir şekilde yağmur yağıyor. Bıktım. Yağmurundan bıktım gerçekten. Aachen'da bir nebze daha iyiydi. Birazcık güneyde kaldığı için galiba. Hamburg'da iğrenç bir hava var. Berlin'in havası Hamburg'a göre bir nebze daha güzel. Münih'in havası işte yazları yaz gibi, kışları kış gibi güzel. Ama bu Hamburg'un havasından çok sıkıldım. Hep yağmurlu, soğuk, karanlık. Bu belki de ileriki vadede benim düşüncelerimi etkileyecek olan en büyük madde. Şöyle söyleyeyim size, güneşle uyanmak kadar güzel bir şey yok. Burada böyle yapay ışıklar falan satılıyor arkadaşlar. Böyle alarmınızla birlikte işte o şey, Philips'in falan var böyle. İşte alarm çalarken hop diye böyle güneş gibi doğuyor böyle şeyinizde, odanızda. Çok komik bir şey. Öyle bir şeye gerek yok ama çok karanlık ya. Ne güzel be! Dört mevsim ülkem be! Allah! Geldik ikinci maddeye. İkinci madde vatan özlemi arkadaşlar. Burada aradığınız çoğu şeyi bulabiliyorsunuz Türkiye'de olan bir şey. Çünkü burada 4,5 milyon Türk yaşıyor. Burada kendi habitatlarını kurmuşlar. Kendi marketleri, kendi manavları, kendi fırınları, her şeyimiz var. Ben istediğim zaman dışarıya çıkıp 5 dakika gidip simit alıp gelebiliyorum Almanya'da. Böyle şeylerden bahsetmiyorum. Burada en başta Alman toplumunda yaşıyorsunuz ve burada Türksünüz. Öyle düşünün. Yani burası sizin toplumunuz değil yani. Siz buraya geldiğinizde bir yabancısınız. Öyle düşünün. Ne kadar güzel maaş kazanırsanız kazanın, nerede çalışırsanız çalışın, burası sizin ana vatanınız gibi olmayacaktır. Burada iş buldun, burada yaşıyorsan kendini buraya entegre edip kendini burada işte yaşamaya alıştırman gerekiyor. En büyük konulardan bir tanesi en azından benim için vatan özlemi. Yani ülkene, ülkeye olan özlemin, arkadaşların, çocukluk arkadaşların, ailen. Ama bunun da bir çözümü olabilir. Onun da bir çözümü işte gidiş geliş uçak biletlerinin çok pahalı olmaması. Yani bir Amerika gibi düşünmeyin. Çok fazla rekabet olduğu için sektörde. Özellikle bu Köln, Düsseldorf çevresinden uçaklar inanılmaz ucuz oluyor. Hamburg'dan falan biraz daha pahalı. Berlin'den de ucuz bu arada. Üçüncü maddemize gelecek olursak arkadaşlar, Almanya'ya gelmemenizi gerektiren bir sebep Almanlar. Almanlardan dolayı Almanya'ya gelmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu Alman dediğimiz insanlar çok farklı yaratıklar. Size öyle söyleyeyim. Yani çok farklı insan tipi. Tamamen bizden farklılar. Öyle düşünün. İlk önce Almanlar, herkes, genelleme yapmıyorum. Her toplumun iyisi ve kötüsü vardır. Türklerin nasıl, yani her biri muhteşem değilse, yani dönüp bir toplumumuza bakalım yani. Şimdi ilk önce öz eleştiri yapmak lazım. Genel özelliklerinden bakacaksak, mesela nasıl denir? İşte Türkler çok fazla sigara içiyor derler mesela. Burada Avrupa'da bir tabir var. You smoke like a Turkish denir. Hani Türk gibi sigara içiyorsun diyorlar. Hani böyle bir özelliklere bakacaksak, stereotypical bakacaksak, Almanlar çok dedikoducular. Ne kadar da ilgilenmiyorlar gibi gözükseler de çok fazla dedikoduyu seven bir toplum. Yani sen ortamdan gittiğin anda direkt senin hakkında konuşmaya başlıyorlar. Ve bunu bazen senin duyacağını bile bile yapıyor.
Çok dedikoducular. Kuralcı olmayı sevmiyorsanız bu toplum çok kuralcı. Kurallar dahilin, kuralların dışına çıkamazsınız yani. Kurallarda yazmıyorsa, bir şey yapmıyorsa, bir sistemi yoksa kesinlikle mantıklarını kullanamıyorlar yani. Risk management deniliyor mesela bazı olaylarda, bu özellikle havacılıkta bu şekilde. Risk managementları sıfır kesinlikle. Servis sistemi, bankacılık, bunlar gerçekten kötü. Yani Türkiye'ye kıyasladığımız zaman servis sektöründe gerçekten kötüler yani. Teknolojiyi yapıyorlar, kendileri sadece gerekli olanını kullanıp sadece dünyaya satıyorlar yani. Öyle söyleyebilirim. Ve Almanlarda kesinlikle merhamet yok yani. Bu merhamet nasıl bir şeydir? Yani sen istersen orada öl. O bir yere yetişmek istiyorsa, bir yere yetişmesi gerekiyorsa o yetişir. Kurallarda varsa... Yani bunu bir önceki videoda da söyledim. İşte yaşlılara yer vermek. Kuralsa orada, o kısımda, oturduğu yerde kuralsa yaşlıya yer vermek, yaşlıya yer verir. Yoksa o yaşlıya acıdığı için, yani yaşlının o işte ayakta zor duracak, gelsin otursun tabii ki burada demeyeceği için, bizdeki o merhamet hissi Almanlarda kesinlikle yok arkadaşlar. Bunu aklınızda bulundurun. Bazen o kadar planlı ve o kadar programlı oluyorlar ki bir Türk'e göre kesinlikle uymayacak bir şey yani. Affedersin de perşembe ne yiyeceğimi de pazartesinden düşünmeyeyim mesela. Anlatabildim mi? Bu tür toplumda zorluklar var. Almanya'ya gelmemeniz gerektiren sebeplerden bir tanesi için Almanlar diyebilirim. Dördüncü madde arkadaşlar. Buradaki giderler. Burada maaşınızın büyük bir kısmı devlete vergi olarak gidiyor. Burada kredi kartı almak kesinlikle zor. Türkiye'de kredi kartı kullanımı oldukça yüksek. Bunu herkes biliyor. Almanya'da kredi kartı kullanımı yok gibi bir şey. Yani siz kafede atıyorum. Gittiniz kafeye oturdunuz. Kahvenizi işte tatlınızı bilmem nenizi yediniz. En sonunda kartla ödeyeceğim dediğiniz zaman adam diyor ki sadece EC kartı kabul ederim diyor. EC kart da şey kart. Hani biz böyle çocukken Garanti Bankası'nın falan oluyordu ya işte ön yüklemeli kart gibi. Burada herkesin o kartı var. Onunla ödeyebiliyorsun. Cash'in yoksa. Bunu zaten direkt yazıyorlar. Kapıyı oraya buraya kasaya. Sadece diyor peşin parayla alırım diyor. Nakit para. Peşin para ne ya? Nakit parayla ödeme yapabilirsin diyor. Mağazalara gittiğinizde hepsiyle kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Orada sıkıntı yok. Ama sosyal hayatta hani böyle atıyorum otobüse binerken, tren yolculuğu yaparken, zarsut falan kredi kartı kullanımı yaygın değil kesinlikle. Bu kötü bir özellik mi, iyi bir özellik mi bilemem. Kredi kartı kullanmayı seviyorsanız bu kötü bir özellik tabii ki de. Türkiye'de mesela şey falan var ya aylık işte %20 miydi? %25 olmuş galiba. Minimum ödeme tutarı var. Minimum ödeme tutarını yatırdığınız zaman bir sıkıntı olmuyor. Ama işte o borcunuz faizleniyor falan filan. Böyle bir döngü var Türkiye'de. Buradaki şey falan yok yani işte bir MacBook alayım da bunu 6'ya böldüreyim mantetesi yok yani. Öyle bir kredi kartı mantetesi yok. Bu Almanya'ya gelmemeniz gerektiren bir sebep olabilir. Kredi kartı mağduru olmadıysanız hala Türkiye'de. Beşinci özellik ise arkadaşlar insan ilişkileri. Şimdi siz Almanya'ya kalktınız geldiniz belli bir süreç boyunca. Siz Türkiye'deki 20 yılınızı, 22 yılınızı, 23 yılınızı her neyse Türkiye'de geçirdiniz ve kalkıp Almanya'ya geldiniz. Bir, her zaman savunurum. Sonradan kurulan ilişkiler... Yani ben bunu bu benim buradaki tanıştığım Türk ekibinden ayrı bir şekilde bir yere koyuyorum. Yani güzel insanlarla tanıştım çünkü bizim o Aachen'daki arkadaşlıklarımızın yani o çok farklı bir şey. Ama şöyle bir şey var. O çocukluk arkadaşlarınız, o sizin ilkokul arkadaşlarınız, lise arkadaşlarınız onları hiçbir şekilde burada bir daha bulamayacaksınız. O bir kesin. Yani çünkü doğru yerde doğru insanla tanışmanız gerekecek bir kere Türkler için. Yani Türklerle tanışabilmeniz için. Her Türk'ü sevmeyebileceksiniz burada. Yani farklı görüşlerdeki Türkler burada oluyor olabilir. O yüzden o insan ilişkileriniz Almanlarla hiçbir zaman o Türkler kadar yakın olmayacak. İnsan ilişkileriniz. Kendinizi burada yalnız hissedebilirsiniz. Kendinizi burada depresyonda hissedebilirsiniz. Bu sizin kendi girişkenliğinize kalmış olan bir şey. Ama... İnsan ilişkileri Türkiye'deki kadar kesinlikle sıcak değil. Bu ayrı bir madde. Altıncı madde arkadaşlar ve en önemli maddelerden bir tanesi aslında. Bu Almanca. Almanca zor bir dil. Türkçe kadar zor bir değil ama Türkçe bizim ana dilimiz bunu unutmayın. Ama Almanca öğrenmek zor.
Yani siz şöyle söyleyeyim. Almanca ile büyümemişseniz, yani Almanya'ya daha önce gelip burada kalıp burada yetişmemişseniz Almancayı sonradan öğrenmek biraz zor. Öğrendiniz, konuşmaya başladınız biraz biraz. İnsanlar sizin Almanya'da büyümediğinizi anlayacaktır. Büyük bir efor sarf etmeniz gerekiyor ve devlet dairelerinde orada burada özellikle Almanca çok işinize yarayacak. Almanca bilmeden yani biraz zor. İngilizce konuşma oranı çok yüksek Almanya'da. Bu konuda sıkıntı yaşamazsınız. İşlerinizi gördürebilirsiniz. Doktora gidebilirsiniz. Atıyorum marketten alışveriş yapabilirsiniz. İngilizce konuşma oranı çok yüksek. Ama toplumun bir parçası olarak tamamen kendinizi hissedebilmeniz için Almanca öğrenmeniz gerekiyor ki bu benim şu an yaşadığım en büyük zorluklardan bir tanesi. Yani insanlar sizle konuşmaya başlıyor, sizi sempatik buluyor. Sizle konuşuyor ama Almanca konuşuyor sizle. E sen söylüyorsun benim Almancam o kadar değil, İngilizce konuşabiliyor musun diyor. Bu sefer Alman İngilizce konuşmaktan çekindiği için aslında çok neşeli bir uyumunuz olabilecekken mesela, bir arkadaşınız olabilecekken dil yüzünden bu bağlantıyı kuramıyorsunuz. O yüzden size tavsiyem Almanya'ya gelmeyi düşünüyorsanız mutlaka bir yıl önceden Türkiye'deki Goethe Enstitüsü'ne, işte dil kurslarına gidin. Türkiye'deki Goethe Enstitüsü bu arada çok ucuz yani. Almanya'ya gelip de Goethe Enstitüsü'ne gitmeyi kesinlikle düşünmeyin. Çok pahalı Almanya'da. Türkiye'deki Goethe Goethe'ye gidebilirsiniz dil kurslarına. Kendinizi bir yıl önceden geliştirip buraya gelmenizi tavsiye ederim. İçinde yaşam dertleriyle işte bu akşam ne yiyeceğim, sınava çalışmam lazım, işe gitmem lazım diye düşünürken dile o kadar da odaklanacak vaktiniz olmuyor. Bu arada saçım birazcık uzamış ama artık kusura bakmayınız. Ona göre. Bir diğer konu arkadaşlar, 7. madde birazcık şey yapalım. Bürokrasi. Buradaki bürokrasi inanılmaz. Yani devlet işleri, o paperworks'ler, yani o kağıt işleri falan filan. Onun imzası, bunun imzası. Bugün gittiler, yarın gelirler, işte randevu aldılar falan filan. İnanılmaz. Bürokrasi burada çok fazla. En az bir 3 hafta veriyorum size. Bir kağıdınızın onaylanması için üniversitede falan 3 hafta. 3 hafta. Öyle Türkiye'de, abi benim işim var ya şunu hallet ya falan filan olduğu gibi burada yok kesinlikle. Haberiniz olsun. 8. maddemiz ise arkadaşlar, kültür şoku. Burası tabii ki farklı bir kültür. Yani Türk kültüründen tamamen ayrı bir kültür diyebilirim. 4,5 milyon Türk'e bu yüzden belki birazcık teşekkür etmeniz lazım. Bu halkı birazcık Türkleştirmeyi başarabilmişler. Ama atıyorum çok dini bir insansanız, dininize düşkünseniz burası size tuhaf gelecektir. Çünkü domuz eti var yani burada. Atıyorum alkol içmiyorsanız burada bira, yani bunların resmi içeceği bira Almanların. Yani birazcık sizin için zor olacak olabilir. Kendinizi biraz tuhaf hissedebilirsiniz. Bilmiyorum. Yani bu tür küçük kültür karmaşaları olabilir. Bu Almanya'ya gelebilecek. Bu zaten nereye gitseniz de bu şekilde. İngiltere'ye gitseniz de bu kültür şokunu falan mutlaka yaşarsınız yani. 9. madde ise arkadaşlar, Almanya'ya gelmemeniz gerektiren bir neden olarak Türk olmak var. Bunu neden söylüyorum Türk olmak? Bir başka, burada bir İspanyol olsanız çok daha sizi sevebilirler. Çünkü buradaki insanların, bunlar Almancayı halletmişler, İngilizceyi halletmişler. Bunlar yabancı dil olarak genellikle Fransızca ve İspanyolca öğrenen insanlar. Bu yüzden İspanyol olsanız, atıyorum Güney Amerika'dan geliyor olsanız, işte Brezilya'dan, Kolombiya'dan, oradan buradan gelecek olursanız entegrasyonunuzu çok çabuk bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Çünkü Almanların çoğu işte Güney Amerika'ya çok fazla giden insanlar. İşte Güney Afrika'ya, Cape Town'a, oraya buraya giden insanlar bunlar zaten. Burada Türk olduğunuz zaman, zaten burada 4,5 milyon Türk yaşıyor. Bizim o Almancı dediğimiz, işte Deutsche Türken dediğimiz, yani Almanya'da doğmuş büyümüş olan Türk arkadaşlarımız. Şimdi ben onları anlayabiliyorum. Çünkü bu Almanya'da yaşamak, bu toplumda yaşamanın ne kadar zor olduğunu şu geçtiğimiz 2-2,5 sene boyunca anlayabildim. Ama şöyle de bir şey var. Yani biz Türkiye'de sürekli rap dinlemiyoruz. Yani bizim Türk sanat müziğimiz var mesela. Almanlara Türk dediğin zaman onlar mesela rap düşünüyorlar. Atıyorum. Türkiye'deki herkes diyor başörtüsü takıyor mu diyor. Yani Türkiye'deki herkes başörtüsü takmıyor. Yani birazcık karmaşa var. Yani biz burada bizi tanıtılan kimlikle
Yani o 4,5 milyon Türk'ün bize tanıtmış olduğu o kimlikle Türkiye'den gelen o Türklerin yani arasında farklılıklar var. Ve bunu sadece Türkiye'de bulunmuş olan Almanlar anlayabiliyor. Yani alkol içiyorsun. Bu konuda tamam. Benim gözümde alkol içmenin ve domuz eti yemenin ikisinin arasında hiçbir fark yok. Ben domuz eti yemiyorum. Neden yemiyorum? Çeşitli tuhaf şeyler oluyor vücudumda. Çok yağlı bir et çünkü. Bu yüzden yemiyorum. Ama masamda birisi domuz eti yediği zaman ben kalkıp gitmiyorum. Mesela. Bunu yapan Türkler oluyor burada. Ev ararken mesela Türk'üm dediğin zaman eğer Türkiye'den hiçbir haberi yoksa o Alman'ın sadece buradaki Türkleri görmüşse hayatında adam tabii ki de senin yerine ilk önce başka bir Alman'ı tercih edecektir. Ev bulurken, iş bulurken ne bulursa bulsun. O fark etmiyor. Kimlik karmaşası var. Türk olmak konusunda kimlik karmaşası var Almanların beyninde. Biz onlara kendimizi beğendirmek zorunda mıyız? Tabii ki de hayır. Ama yani ben şunu söyledikleri zaman üzülüyorum. Yani Türkler senin gibi mi ya dedikleri zaman ben üzülüyorum. Umarım bunu anlayabilmişsinizdir. Yani burada kimseye kötü bir şey söylemeye çalışmıyorum yani. Türkler böyleler. Yani biz bana diyorlar ki sen çok beyazsın, sen Türk olamazsın. Ya ben diyorum ki Türklerin diyorum ana vatanı Asya. Türkler diyorum Asya'dan gelmiş insanlar. Bizim Türkçemizin ortak dilleri, kardeş dili Korece. Yani neden benim siyah olmamı bekliyorsunuz? Bu sefer de işte araya işte Türk, Kürt, işte Çerkes bu ayrım giriyor. Ben Türk olduğum zaman işte onlar herkesi Arabı bilmem neyi Türk olarak kabul ettikleri için çok tuhaf onlara benim beyaz olmam mesela. Yani bu tür karmaşalar yaşıyor. Ay ne dertliymişim konuş bitmedi. Neyse burada kimseye kötü bir şey söylemiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Ama Türk olmak konusunda kargaşa var. Ve eğer bir İspanyol, bir Brezilyalı, bir Kolombiyalı olsaydınız Almanya'da çok rahat bir şekilde insan ilişkilerinizi yürütebilirdiniz. Bunu da söylüyorum. 10. madde, çok konuştum. 10. maddede arkadaşlar üniversitenin zorlukları. Üniversite zor burada. İTÜ de kolay bir üniversite değil, ODTÜ de kolay bir üniversite değil. Ama çok farklı bir eğitim sistemine geleceksiniz. Çok farklı bir eğitim sisteminde bir şeyler öğreneceksiniz. Diliniz bir kere, eğer Türkiye'de Türkçe okuyorsanız buraya geldiğinizde diliniz İngilizce ya da Almanca olacak. Üniversitelerin zorluğu konuların zorluğundan gelmiyor bu arada arkadaşlar. Üniversitenin zorluğu tamamen sınav sisteminden ve eğitim sisteminin zorluğundan geliyor. Burada sınavda kaldığınız zaman kendinizi işte Türkiye'de atıyorum bilmem ne üniversitesinin işte İTÜ'den mesela fakülte bilmem kaçıncısı olarak mezun olup Almanya'ya gelebilirsiniz. Özgüveniniz tam sağlam işte benim gibi burs almış olabilirsiniz. Büyük bir özgüvenle buraya gelip daha sonra burada Staja başvurduğunuzda red yiyebilirsiniz. 10 tane staja başvurup 10'undan da red yiyebilirsiniz. Bunun sonucunda özgüveniniz kırılabilir. Sınava girersiniz, bir ay çalışırsınız. Daha sonra sınavdan kalabilirsiniz. Özgüveniniz kırılabilir. Bu tür şeylere hazırlıklı olmanız gerekiyor buraya. Buradaki üniversiteler Türkiye'deki üniversiteler gibi değil. İnsanları ittire İnşaat mühendisi, makine mühendisi, sınırsız sınav hakkı bilmem ne böyle bir şey tanınmıyor. 3 kere sınavda başarısız olduğunuz zaman diyorlar ki senin beynin buna basmıyor git başka bir bölüm oku deniliyor. O yüzden üniversitenin zorluğu Almanya'ya gelmemeniz gerektiren sebeplerden bir tanesi. Zoru seviyorsanız kapımız her zaman açık. Ben de Hamburg'dayım. Gelirseniz mutlaka haber verin. Benden bu kadar. Almanya'ya gelmemenizi gerektiren 10 adet konudan bahsettim. Bunlar tabii ki benim tamamen kişisel görüşlerim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Almanya'ya gelmemeniz için 10 adet sebep saydım sizlere. Almanya'ya gelmeniz için gereken 10 sebebi de saydım. Yukarıdan izleyebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a ısmarladık.